ve çok soğuktan kaçınmamız gerekiyor bildiğim kadarıyla. Hem banyoda hem Evet. buz uygulamasından veya sıcak fırın gibi uygulamalardan kaçınmamız gerekiyor. Peki bu tür bir şişme olduğunda bizim karıncalanma oluyor, kaşıntı oluyor. Yani ilk etapta yapabileceğimiz ne var? Buz koyamıyoruz. Ne yapabiliriz? Şimdi bu tür durumlarda hakikaten direkt buz uygulamayı çok önermeyiz. Çünkü buz da bir süre sonra ısı etkisi gösterir. Yani yanık bile oluşturabiliyor biliyorsun. Buz, direkt buz yerine soğuk su uygulaması olabilir. Veya soğuk bir bezi, hani yanıklarda dedin değil mi? Mesela Serin olarak değil mi? evet, serin tutmak veya orayı bir nemlendirici kremle nemli tutmak olabilir. Ama direkt lütfen buz veya sıcak torbalar kesinlikle önermiyoruz. Yani uygulamayın ve direkt etkilenen bölgeye de değil. O bölgenin biraz daha yakın çevresine, uzak çevresine. Çünkü oradan bir enfeksiyon da kaptırabilirsiniz. Hani direkt oraya bir uygulama yaparsanız. Çevresine mesela soğuk uygulama, su uygulaması yapabiliriz. Ama lütfen direkt buz uygulaması yapmayın. Çünkü onun süresini ve temasını ayarlayamayıp orada yine bir yanık oluşturabilirsiniz. Yani buz da çok masum bir şey değil sonuçta. Ona çok dikkat edin. Onun sıcak mesela hat fekler, fizik tedaviye gittiğinizde bu durumu belirtin. Benim lenfödem riskim var. Hani diyelim ki uzak bir bölgeye yapılsa bile, mesela diğer omzunuza veya boynunuza, bu tedavilerde bile lütfen doktorunuzu bilgilendirin. Olur mu? Yani direkt sıcak, derin ultrason, derin ısıtıcılar falan, bunlar da yine gerçekten lenfödem riskini artıran şeyler. Lenfödemden korunmak için. Yüreğimde bak yüreğim. Hiçbir zaman eksilmez.